Altay Menemen Cuma günü oynuyor. Altay istim üzerinde hem bol gollü galibiyetler alıyor, hem yemiyor hem atıyor. Hani gerçekten istim üzerinde. Menemen Spor ise istikrarsız görüntüsünü devam ettiriyor. Hani puana çok ihtiyacı var her iki takımın da. İki İzmir takımı. Ne olur hocam maç? Valla şimdi futbol bir bütün. Yani bir maça bunu indirgeyemeyiz. Bütün sezonu değerlendirmek lazım. Takımı değerlendirmek lazım. Oyunu değerlendirmek lazım. Şimdi Altay kıvamını buldu. Altay'ın futbolcularına baktığınızda kulübesi de çok rengi. Bu futbolcuların kariyeri müthiş. Şimdi ilk defa yani ne yaptığını bilen, ne oynadığını bilen bir Altay var karşınızda. Ve futbolcular da üzerine koymaya başladı. Şimdi eğer hava ve saha şartları müsait olursa Menemen takımını çok rahat Altay'ın eğer bu son 3 haftadaki oyununu oynarsa yani Giresun'a karşı ondan sonra kendi sahasında Tuzla'ya karşı ve Balıkesir'e karşı oynadığı oyunu oynarsa Menemen'in direnmesi mümkün değil. Çünkü arada kumaş farkı var, kalite farkı. Ama bu topu oynarsa mesela bu hafta Menemen'le çok sert itirazlar yaptılar. Oyundan atıldı. Mesela Menemen Adana spor maçı vardı. Beraberlik maçı. Menemen sporu çok şey var. Yani ve ben şunu söyledim. Hala söylüyorum. Ümit Karan bana ümit vermiyor. Menemen sporu biliyorsunuz. Cenk Laleci'den sonra Ümit Karan'ı göreve getirmesini kendini ateşe attı diye değerlendirmişti. Bakın son haftalar geldikçe bu ateşi daha iyi, daha net görmeye başladı. Menemen Spor Altay'a karşı direnemez. Ama Altay'a bir çelme takabilir mi dedim ya biraz önce. Düşmeye oynayan takımlar Süper Lig'e çalışan takımlara karşı değişik 90 dakikalar oynayabilirler. Ama yani %90 bu maçın favorisi Altay'dır. Çünkü Altay havaya girdi. Bir oyun oynuyor. Bir takım oldu. Ne istediğini biliyor. Yani bir uyum var son 3 haftadır. Bunu görüyoruz. Onun için Cuma günü oynayacak bu maçta Menemen'i rahat yener diye düşünüyorum. Ama futbol bu. Sahada oynanmadan netice hakkında bir şey söylemek imkansız. Hocam İstanbul Sporlu Altın Ordu iki takım da yaralı aslında ve iki takımdan İstanbul Spor iki sıra birden düştü Adana Demirspor karşısında aldığı yenilgiyle. Matematik olarak hala her iki takımın da hani ikiyi zorlama şansları da var aslında ama güçleri var mı belli değil. İşte orada bir sıkıntı var gibi. Evet. İstanbul Spor Altın Ordu maçını nasıl okuyorsunuz hocam? Valla şimdi bu iki takım birbirine benzer takım. Yani aynı amaçla kurulmuş. Aynı amaçla hareket eden. Yani birbirlerine benzerlikleri çok olan iki kulüp, iki takım. Bana tipik bir beraberlik maçı gibi geliyor. Yani tipik bir beraberlik maçı. Çünkü yani ben Altın Ordu'nun Süper Lig'e çıkmak istediğini düşünmüyorum. Keza İstanbul Spor'un da Süper Lig'e çıkmak istiyor. Yani bu bir beraberlik maçı. Niye düşünmek istemediğim için çok uzun konuşmak lazım. Yani bu takımlar oyuncu yetiştirmek, işte yetiştirdikleri oyuncuları yüksek bonservis bedelleriyle içeride veya dışarıda satmak, transfer ettirmek, oradan bir gelir kazanmak, oyuncu yetiştirmek amacıyla hareket eden takımlar. Yani sahada işte dediğim gibi yani bir olayı neticelendirmek lazım. İstanbulspor'un ve Altınordu'nun bu motivasyonu olduğunu görmüyorum. Mesela 9 kişi kalmış İstanbulspor'a karşı Altınordu hiçbir şey yapamadı. Hiçbir şey yapamadı. Şimdi yani İstanbulspor da yani baktığınızda Adana Demirspor'a kaybetti ama yavan bir futbol. Neticeye gitmeyen bir futbol. Yani her zaman aynı şeyleri yaparak oyun içerisinde yani klasik oyun tarzınızla bir şeyi elde edemeyebilirsiniz. Yani her zaman kazanamayabilirsiniz. Her zaman olmaz. Başka şeyler, yenilikler yaratmanız lazım. Böyle 6 puanlık maçlarda. Şimdi mesela İstanbulspor için de Altınordu için de bu ikisi de 6 puanlık bir maç. Bir takım için. Bakalım sahada bu oyunların üstüne bir şeyler koyabilecekleri, bir yenilikler yapabilecekler mi? Kazanmak için yaparlarsa bir tanesi kazanır. Ama bana göre tipik bir beraberlik maçı olarak görüyorum.
%51 de İstanbulspor'u daha şanslı görüyorum Altınordu karşısında. Ama Altınordu da enteresan bir takım. Yani, ama bu iki takımın da ben Süper Lig'e çıkmak istediklerini düşünmüyorum. Öyle oynamıyor. Anladım. Hocam şimdi Eskişehirspor Adana Demirspor maçı bundan bir 5-10 sene önce olsa bu karşılaşma bayağı ses getirirdi. Fakat şimdi Eskişehirspor çok kötü durumda. Evet. Bir görüntünüz gitti geldi de hocam. Eskişehirspor malum çok kötü durumda. Adana Demirspor ise dolu dizgin gidiyor. Ama Eskişehir formasında bir ağırlığı vardır her zaman. Yani acaba bir sürprizle karşılaşma ihtimali olabilir mi? Yoksa çok rahat yener mi Eskişehirspor? Çok rahat yener Adana Demirspor. Eskişehirspor. Başlarında Samet Aybaba gibi bir teknik adam var. Maç öncesi bütün tedbirleri alacaktır. Oyuncularını motive edecektir. Takımı motive edecektir. Ne dedik? Hep Adana Demirspor bir yani takım olamıyor demiştik. Ona futbolcuların üzerinde bir teknik adam gerekiyor demiştik. Şimdi öyle bir teknik adamları var. İşte takımda top oynatıyor. Akılcı. Yani bu hafta İstanbulspor karşısında inanılmaz mücadele etti Adana Demirspor. Yani ikinci bölgede baskı yaptı. Alan daralttı. Rakibini oynatmadı. Hızlı ataklara çıktı. Yani bunların hepsini yaptı Adana Demirspor. Eskişehirspor'u çok rahat eder. Eskişehirspor'un direnci yok. Direnci yani. Mümkün değil. Direnci yok. Yani. Adana Demirspor maçın favorisi. Özür dilerim. Pardon alamadım sesinizi. Adana Demirspor Eskişehirspor karşısında maçın mutlak favorisi. Peki. Hocam şimdi cumartesi akşamı Samsunspor'la Giresunspor karşılaşıyor. Bir Karadeniz derbisi bu lig için. Hani öyle söyleyebiliriz. Zaten Karadeniz'in iki tane takımı var. İkisi de zirvede ama ikisi de çok sıkıntıda. Yani stres altında kötü sonuçlar alıyorlar. Ne olur Samsunspor Giresunspor maçı? Ne sezinliyorsunuz? İşte bu panik dediler. Stres daha da artıyor, azalmıyor. Panik dediler. Bu maç 3 skorlu bir maç. Samsunspor da yenebilir, Giresunspor da yenebilir, beraberlik de olabilir. Ama bu 3 skorda alttan gelen takımlara yarayacak. Yani hangisi olursa olsun alttan gelen takımlara yarayacak. Yani öyle bir yere sıkıştı ki bu maç. Yani ne olursa olsun Samsunspor alsa alttan gelen Giresunspor'la olan şeye gidecek. Yani bu böyle yani. Yani enteresan bir maç. 3 skor da alınabilir. Yani Samsun da kazanabilir, Giresun da kazanabilir. Beraberlik de olabilir. Peki hocam son olarak Adana Spor Bursa Spor maçı var. İki futbol şehri. Adana Spor düşmemek için yani sıkıntıda puan tablosu açıkça gösteriyor bunu. Puana ihtiyaçları var. Bursa Spor'un da kendi iç dünyasında sıkıntıları var. Ekonomik sıkıntıları var. İyi bir kadrosu, genç yıldızları var ama netice itibariyle şeye yansımıyor bu. Yani yarışa dahil edemedi Bursa Spor'u bu tablo. Adana Spor Bursa Spor'undan ne bekliyoruz hocam? Vallahi Adana Spor inişte. Yani Adana Spor iyi bir takım aslında. Şanssız bir korona süreci geçirdi. İyi bir takım. Ama inişte. Yani, yani Bursa Spor artık her türlü iddiasını bence bırakmış bir takım yani. Öyle oynuyor sahada. Böyle bir oyun sergiliyor. Mücadele ediyorlar, koşuyorlar, genç takımlar. Oyuncular kendilerini göstermek istiyor falan ama bu kadar yani. Tabii. Ama Adana Spor şeyde yani sıkıntıda ve Bursa Spor Adana Spor'u Adana'da yenebilir. Eğer Adana Spor sahada mücadele etmezse, iyi bir futbol ortaya koymazsa ve bu maçı kazanmak hedefini bir hafta boyunca taşıyıp sahaya yansıtmazsa Bursa Spor Adana Spor'u yenebilir Adana'da. Ama Bursa Spor'da yani çıkıp sahada topunu oynamayacak. Hedef yok artık. Yani bu saatten sonra hedef tutturmak çok zor. Mesela Keçiören Gücü'nün hedefi var ama Bursa'nın hedefi yok. Çünkü Bursa Spor kulüp olarak da çok ağır sorunlarla bu. Yani kimse bu takımın oyuncularına ya kardeşim niye çıkıp oynamadınız, niye Adana Spor'u yenmediniz falan filan demez zaten. Değil mi? Ne sonuç alınırsa az. Yani çocuklar biraz da ne istiyorlarsa onu yapıyorlar sahada. Genç çocuklara iyi bir takım Bursa Spor. Onun için Adana Spor'u iyi görmüyorum. Bana göre Bursa Spor bu maçın favorisi diye düşünüyorum. Hocam son olarak milli ara geliyor. Bir hafta ara verilecek liglere. Bu ara yani şampiyonluk yarışında ve küme düşme hattındaki takımlarda
Nasıl değerlendirilmeli sizce? Sizin bu konudaki yorumunuzu alıp kapatalım programı. Valla strese girmiş, panik yapmış Samsunspor, Giresunspor gibi takımlar için kendilerini toparlamaları açısından bir fırsat bu bir haftalık ara. Ama istim üzerinde giden Adana Demirspor, Altay gibi takımlar için dezavantaj yaratır. Onların sürdürmesi lazım. Alt sıralardaki takımlar için de tekrar kendilerini toparlamak için, yani düşme stresi yaşayan takımlar için de bir avantaj. Tekrar dinlenme ve kendine gelme açısından. Ama şunu söylüyorum, yani panik ve stres yapmış iki takım var. Samsunspor ve Giresunspor. Eğer zaten bir şey söyleyeyim, yani mutlaka alınacak sonuca göre teknik adamlardan bir tanesi gidecek. Alınacak sonuca göre gidecek. İşte o teknik adam değişikliğini yapan kulüp bu ara onlara ilaç gibi gelecek. Çünkü yeni teknik adamla çalışmak, onun taktik anlayışını gidermek, işte oyuncuların tekrar moral motivasyon sorununu çözmek, yeniden bir ruh yakalamak açısından teknik adamını değiştiren takım avantajlı duruma gelecek. Ama beraberlik olursa her iki takımda da değişiklik bekliyorum. Yoksa her iki takımda da bu kaybedilmiş hava, bu panik, bu stresle şampiyon olunamaz, Süper Lig'e çıkılamaz. Tesadüflere kalır işte. Anladım. Biz gördüğümüze hocam göre konuşuyoruz, seyrettiğimize göre konuşuyoruz. Peki hocam, gene size çok kızacaklar ama daha önce siz Adana kızsınlar dediniz kardeşim. Biz ne diyorsak bir hafta öncekileri, daha öncekileri seyretsinler. Biz ne diyorsak o. Yani kimseyi aldatacak, kandıracak, onlara hayal satacak halimiz yok. Aa, çok iyiydiniz falan filan diyecek yani. Yani Samsunsporlar bana kızacaklarına takımlarını 9 kişi bırakan 2 oyuncuya kızsınlar. Niye bıraktılar? Profesyonellik bunu kaldırmaz. Onlara da nasıl kızıyorlar hocam bilgisayarınız? doğrudur yani. Yani Giresunspor'a kızsınlar. Yani kaybeden oyuncularına kızsınlar. Teknik adamlarına kızsınlar. Yani bu iş enteresan bir şey yani. Futbolu böyle şansa bırakamazsın. Futbol hem kolay hem basit ama çok da dikkate alınması gereken bir oyun. Yani ihmali, boşluğu kaldırmaz. Yani siz daha evvel Altay'da ve Adana Demirspor'daki teknik adam değişikliklerini de önceden öngördünüz. Başka takımları da öngördünüz. Şimdi ben tek tek hepsini saymaya gerek yok. Programlarımızı düzenli izleyenler zaten bu konudaki öngörülerinizin zaman içerisinde gerçekleştiğini de gördüler. Bakalım bu öngörünüz de ne şekilde gerçekleşecek? Ben de katılıyorum açıkçası. Yani bu camialar üst üste yenilgileri ve puan kayıplarını buraya gelmişken, şampiyonluk yarışında bu noktaya gelmişken çok da kaçırmak istemeyeceklerdir ve profesyonel davranacaklardır diye düşünüyorum. Tabii Hakan Keleş'i de seviyoruz. Ertuğrul Hoca'yı ayrıca seviyorum. Benim kişisel bir şeyim de var. Hem sempatim var, bir dostluğum da var. Tabii ki kendileri için en iyisi olmasını isteriz. Ama tabii ki teknik heyeti ile ilgili kararı da veren, buna yatırım sonuçlar şeyin teknik adamların gönlündeki gibi de olur, taraftarların gönlündeki gibi de olur diyelim. Sevgili Özcan Pehlivanoğlu'yla konuştuk. 26'yı konuştuk, 27'yi konuştuk. Bundan sonra da diğer usta yorumcularımızla konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle Samsunspor Giresunspor 27. haftanın en önemli karşılaşması. Herkesin gözü bu maçta olacak. Biz de maç öncesi, maç sonrası usta yorumcularımızla, Giresunlu dostlarımızla, Giresun'dan Murat Ümit Uzun'la, işte Mehmet Yılmaz da Samsun'dan, yine Özcan Purde ile, Özcan Pehlivanoğlu ile bunları, bu maçları konuşacağız. Özellikle Giresunspor ile Samsunspor arasındaki Karadeniz derbisine yoğunlaşacağız önümüzdeki günlerde. Ben yayınımı kapatmadan önce sizlerden hem yeni kanalımız Zaman Mekan Futbol'a hem de Zaman Mekan Makinesi kanallarımıza abone olmayı unutmayınız diyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Özcan Hoca'ya da değerli yorumlar için teşekkür ediyorum ve bugünkü yayınımı kapatıyorum efendim. Görüşmek üzere.